Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda farklı bir arkadaşın panelini incelemiştik hatırlıyorsanız. Bir önceki videomda olması lazım. Yani bu eğitimin birinci videosunda hepsi buradanın API tanımlamasını yapacaktık. Onunla ilgili hatırladığınız üzere hepsi buradaya mail atmıştık. Bununla ilgili bir dönüş geldi. Şu talep takip ekranı kısmından bunu görebiliyoruz, oradan gelen çözümlendi diyor duruma. Evet, şurada bize sunmuş, bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Şu kısma yapıştırarak kontrol et diyoruz. IP'niz doğrulandı diyor, kaydet diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hepsi burada. IP işlemi de şu anda geçerli. Ana sayfadan da kontrol edersek. IP bilgileri doğrulandı. Yani şu an için hepsi burada ya da StockMount'a bağlamış olduk. Merhaba arkadaşlar. StockMount panelinde işlem yapmaya devam ediyoruz. Bir önceki, daha önceden şu kısımları doldurduk bildiğiniz gibi ve hepsi buradanın IP tanımlamasıyla ürün kaynağını yaptık. Yani ürün kaynağı şu anda mevcuttur kısmını kendisi otomatikmen doldurdu gördüğünüz gibi. Farklı ürünleri yüklediğimiz için, hani hatırlıyorsanız şu kısımdan, destek kısmından XML ile ürün yüklemesini göstermiştim. Şimdi kategori eşleştirmeyi yapalım. Gitti gidiyor için yapıyorum ilk etapta. Diğerleri için de aynı şekilde yapılıyor. Kategori eşleştirme kısmına gelin, nasıl yapıldığını. Mağazamızı aldık, IP'mizi tanımladık. Sonrasında yapmamız gereken işlemler bunlar. Onları da söyleyeyim. Dükkanı seçeceğiz burada. Gördüğünüz gibi bizim 3 adet mağazamız var. N11 gitti gidiyor, hepsi burada, ama hepsi burada burada görünmüyor. Hepsi burada kategori eşleştirme işlemini kendisi yapacak çünkü. O nedenle görünmüyor burada. Yani toplu şekilde verdiğimiz zaman kategori eşleştirmeyi kendisi yapacak. Onu da göstereceğim birazdan. Gitti gidiyoru seçtik ilk olarak. Gitti gidiyordan devam edelim. Pi ithalatın ben sadece bir tanesini yapacağım. Pi ithalatı yapalım. Burada galiba markalar kısmını vermiş. Normalde pi ithalatı Apex diye arama yaptıralım, bakalım çıkacak mı bir şey. Ya da tıkladığımız zaman ne görünüyor? Evet, genelde şu tip ürünler görünüyor. Onları da o şekilde bulabiliyoruz. Şöyle tıklayayım. Ama bu bizi 20 tane varmış gerçi, oyalamaz. Bu biraz oyalayacak gibi ya. Ben bunu Yunus arkadaşımız kendisi yapsın. Biz iç giyimi yapalım. Fantazi yazalım hemen şuraya. Erkek fantazi iç giyimi. Şuradan seçiyoruz arkadaşlar direkt. Bedeni standart seçelim çünkü fantezi kıyafetler genelde standart oluyor. Karışık çok renk seçelim. Farklı ürünler de gösterilmiş olsa şey olsun. Ürün tipi slip seçelim. Marka diğer diyeceğiz. Diye çıkmıyor galiba. Bakayım tek tek yine.
İçkiyim rüzgarı genelde kullandığı bir marka vardı. Angelsin de, evet, Angelsin markasıydı. O da görünmüyor. Şunu seçelim. Kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra bir sonraki yerde erkek diyor yine. Bakın burada fantazi erkek kim? Aynı işlemi şu kısma geliyoruz. Tıkladığımız zaman çok detaylı yapmamıza gerek yok. Tüm yaptığımız işlemler geliyor. Yine kaydet diyoruz. Bu şekilde hızlı hızlı geçebiliriz arkadaşlar. Zaten olur da bunlarda bir hata olursa gitti gidiyor bize mail atıyor. Şu kategoride hata var diye şu ürünlerin. O durumda o kategoriyi düzenliyorum. Eğer olur da mail gelirse düzenlemesini gösteririm ama genelde mail gelmiyor. Çünkü fantezi kıyafetler kategorisinde bulunduğu için hepsi sıkıntı olmuyor ve erkek olarak olduğu için sıkıntı olmuyor. Yani kadında da ayrıyetten doldurma yapacağız bu işlemleri. Son eşleştirmeyi kullan diyorum. Yine burada son eşleştirmeyi kullan diyeceğiz ama şu kısmını değiştireceğiz. Kadın fantezi giyim diyeceğiz. Şu kısımda değişecek alt kısım muhtemelen. Fantezi giyim. Bütün bunların hepsini kapsıyor fantezi giyim. Bu nedenle onu seçiyorum. Tek tek seçmeye uğraşmamak için. Yine standart diyeceğiz. Durum 0. Renk karışık, çok renkli. Bunu her defasında yapın arkadaşlar. Yoksa her kategori için tek tek renk girmeniz gerekir. Diğeri bulduk burada. Kaydet diyelim. Şu kısmı yani komple fantezi giyimin içinde hızlı şekilde kaydetmiş olacağız. Evet, sistemde donma oldu. Şimdi yeniliyorum. Bekle diyelim. Bakalım açılmadı. Yenile diyorum sayfayı. Bu gibi durumda arkadaşlar kaydetme tuşuna kesinlikle basın. Kaydetmediğiniz zaman sistemden sıkıntı olur. Bu gibi donma durumlarında sayfadan çıktım. Donma durumlarında yeniden aynı işlemi yapmanız gerekir. Bunun önüne geçmek için kaydedin. Bakalım biz kaydetmiş miyiz? Şu an için tam hatırlamıyorum. Tekrar giriş yapacağız. Giriş yapmış. Kategori eşleştirme mevcut diyor ama biz eksik kategori eşleştirdik. Bildiğiniz gibi yani yarıda kaldık. Bu şekilde gösteriyorsa yarıda kaldıysak onu kesinlikle doldurmamız gerekiyor. Kontrol edelim. Eğer doldurmazsak site sistem çalışmaz. Yani entegrasyon yapmaz arkadaşlar. Hani bu kategorileri yapsın ya da diğerlerini yapmasın gibisinden bir şey düşünmeyin. Gördüğünüz gibi hepsini hızlı şekilde yapıyor zaten. Şu şekilde kopyalayalım. Sayfayı yenilediğimiz için bir öncekini kullan diyemiyoruz şu anda. Şöyle diyeyim. Bedeni standart diyeceğiz. Durumu yeni etiketli. Çünkü ürünlerimiz yeni. Bu arada iç giyim ürünlerinde bu tip fantezi ürünlerde ya da bikini tarzı ürünlerde hijyenden dolayı iade yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Site üzerinden alırsa müşteri olur da
iade ederse, ürün tedarikçi firmaya giderse tedarikçi firma inceliyor. Sıkıntı varsa ürünü size gönderiyor. Eğer sıkıntı yoksa alıyor. O ödemeyi sizin cari bakiyenize yüklüyor. Olur da ürün size gelirse, yani kişi aldıktan sonra iadeye sunarsa, zaten depo adresi olarak kendi adresiniz göründüğü için ürün size gelecektir. O gibi durumda ürünü kendiniz kontrol edin. Belirli yerlerinde etiketler var. Yani çamaşır kısmında ya da başka kısımlarında etiketler var. O etiketlerde sıkıntı varsa müşteriye ürünü geri gönderin. Sitenin iletişim kısmından da siteye ürünün içeriğini yazın. Bu ürün deyin şu kısma giriyor. Yani iç giyim kısmına giriyor. Hijyen dolayısıyla biz bunun iadesini kabul edemeyiz. Ürün kullanılmış diye yazın. Bunu yazdığınız zaman ürün otomatikmen müşteriye iade olacaktır. Paranız sizin hesabınıza yatırılacaktır. Eğer bunu yapmadan işlem yaparsanız, iadeyi kabul ederseniz, kullanılmış ürün sizin elinizde kalır. Satışa sunamazsınız. Bunlar yani çok önemli şeyler. Ben onu yine de satarım, bir şekilde kandırırım milleti gibisinden düşünmeyin. Hijyen dolayısıyla olduğu için vebal altında kalırsınız. Aynı zamanda da müşteri kullanıldığını anlarsa size iade eder. Ayrıca bir kargo ücreti ödersiniz ekten. Yani kar edeceğim derken zarar edebilirsiniz. O konulara dikkat edin. Kişiye özel ürünlerde de yine aynı şekilde, daha önceki videoda da söylemiştim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kategori eşleştirme kısmımız bitti. Bu kısım bittikten sonra ana sayfaya geliyoruz. Zaten demin de gördüğünüz gibi ilk başta kategori eşleştirme mevcut. Entegre edilmiş ürün bulunamadı diyor. Listeleme kısmına giriyoruz. Entegrasyon yapıldıktan sonra bu kısım otomatikmen kendisi yanacaktır demiştim. Daha önce hatırlıyorsanız. Gitti gidiyor kısmına geliyorum. Ürün İç giyimi yaptık. İç giyimi seçiyoruz. Bakalım, listeleme onaylanmamış. Listeleme şablonu oluşturulmamış. Listeleme şablonunu hemen oluşturalım buna. En az stok yine 5 diyelim. En az fiyat atıyorum 20 TL üzerine kargo ödesin diyelim. Şehir İstanbul. İç giyim rüzgarı sanırım burası. Ya da bir ithalat da olabilir. İç giyime özel çok site bulabilirsiniz. Ama hani ben tereddütteyim oranın önünde ne satmayı. Satıyorum ama artık caiz mi değil mi, o konuyu araştırdığım zaman caiz diyenler de var, caiz değil diyenler de var. %65 kar marjı koyuyorum. Artı 10 lira ek bir kargo ücreti olarak koyuyorum. Kargo. Ben caizliğine bakmam etmem. MNG kargoydu bu. Ben caizliğine bakmam, satışını yaparım her türlü derseniz, diğer şekilde fantezi ürünlerle bayisi olduğum bir firma var. Şu an için hiç satışını yapmadım. İlana bile koymadım. XML linki veriyor. Sadece deneme için yapmıştım. Ama baktım ürünler baya bir şey, bizi aşıyor yani. O yüzden koymadım. Düşünen varsa ismini veririm özelden. Bir daha buradan onun reklamını da yapmaya gerek yok. Listeleme şablonu oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi listeleme şablonu başarılı bir şekilde oluşturduk. Bu ürünler bu geceden sonra mağaza sistemine düşecektir. Oradan satışı açabiliriz. Mağaza sistemine düştükten sonra şu kısımdan, ürün yönetimi kısmından dükkanı seçiyoruz tekrar. İç giyimi seçeceğiz. Listelensin diyeceğiz. Sistem yine yavaş çalışıyor bu sitenin, ne hikmetse. Evet, listelensin diyoruz. Seçili ürünleri değiştir diyeceğiz. Şuradan tümünü seçeyim. Yani şu an için üzerinden zaman geçmediği için listeleme işlemini yapmıyor. Bir gün geçtikten sonra bu işlemi yapabiliriz. Listelensin dedikten sonra ürünler otomatikmen satışa açılacaktır. Buradan da bilginiz olsun. Şu anda şu kısmı da göstereyim size son olarak.
Satış işlemine geçtikten sonra entegre edilmiş ürün bulunamadı kısmı otomatikmen kendisi aktif olacaktır. Hepsi burada da listeleme şablonunu oluşturacak. Sadece kategori ve entegre edilmiş ürün bulunamadı kısmını kendisi oluşturacak hepsi burada. Kategori işlemlerini yaptıktan, ürünleri gönderdikten sonra. Önce bir hepsi burada için listeleme yapalım. Pi ithalat arabaya servis. Pi ithalatı seçelim. En az stok 5 adet diyelim yine. Artış oranına göre fiyatlama. Hepsi burada ya %80 karıyla koyalım. Hepsi buradanın komisyonu yüksek çünkü. Giyimde ortalama %30'a yakın komisyon alıyor. Pardon, bu giyim değil, pi ithalatta değil mi? %65, %70 yapalım. Oranın şartları ağır. İyi satış yaptırıyor ama. Kaydet dedik. Kargoyu zaten sistem kendisi ayarlayacak onların, doğru. Biz kargo seçemiyoruz. Hepsi burada da hangi kargo ile çalışıyorsak sadece o kargo ile gönderim yapabiliriz. Birden fazla çeşitli kargo sunmuyor bize. Gitti gidiyorlar, istediğimiz kargo ile çalışabiliyoruz ama hepsi burada da hangi kargoyu seçtik, atıyorum yurt içi, sadece yurt içi kargo ile gönderim yapabiliriz ve ürünlerimiz iade olduğunda yurt içi kargo ile gelir. Şimdi hepsi burada şu kısmı göstereyim size. Evet, listeleme şablonu mevcut. Şu iki kısmı kendisi dolduracak. Bunun için ürün atmamız gerekiyor hepsi buradaya. Hesap kısmına ya da ayarlar kısmına geliyoruz. XML yayınlama diyoruz arkadaşlar. Burada pi ithalatı seçtik. Hepsi burada. Zaten sadece hepsi burada için kullanılan bir kategori burası. Excel'e aktar diyorum. Evet, Excel'e aktar dedikten sonra arkadaşlar şurada download dedi. Yani indir demek istiyor burada. İşlemi yaptı. İndiriyoruz buradan. Evet arkadaşlar, sistem üzerinde bir sıkıntı var galiba. Excel'e aktar dedikten sonra download diyorum. Ancak Excel linkini indirmiyor. Normalde indirmesi gerekiyordu. Bir indirmiş varsayalım. Bu konuyla ilgili stok monta da bilgi vereceğim. Bir mesaj atacağım. Bakalım nasıl bir çözüm sunacaklar. XML yayınlama dediğimiz zaman ayar kısmından Excel'e aktarıyor. Excel formatına çeviriyor XML'i. Bu Excel formatını kendimiz istersek gitti gidiyor formatına da uyarlayabiliriz. Yani gitti gidiyor da tabi tedarikçi şey yapamayız. Yani atıyorum şurada 3 adet mağazanın içinde gitti gidiyor var. Gitti gidiyor burada olmamış olsa, bunun yerine Trendyol'u koymuş olsak Excel formatını çevirip gitti gidiyordaki toplu şekilde ürünleri yükleyebiliriz. Ama Excel formatı sadece hepsi burada için çeviriyor. Bizim onun içerisinde oynamalar yapmamız gerekiyor. Tabi ne kadar oynama yapsak da bütün ürünleri yüklesek de stok kontrolünü o şekilde yapamayacağız. Bu nedenle bu firmayla yapmamız ya da bu gibi firmalarla yapmamız daha önemlidir. Benim için stok kontrolü önemli değil diyenler varsa o şekilde de artı bir mağaza oluşturabilir. Yani farklı bir mağazasını yapabilir. Ayarlar kısmından Excel yayınla dedik ve XML'le yayınla dedik. Excel formatını indirdik. İndirdikten sonra hepsi burada kullanıcı arayüzüne giriş yapıyoruz. Hepsi burada arayüzünde satıcı desteğine tıklayacağız. Yine satıcıyla iletişime geçeceğiz. Burada ürün girişi yapmak istiyorum. Entegrasyonla çalışıyorum kısmını seçeceğiz. Bu kısmı seçtikten sonra istenen bilgileri dolduracağız, bizden istenen bilgileri. Sonrasında konuyu yazacağız. Mesaj kısmına sayın yetkililer diyeceğiz. İşte entegrasyon firmasından almış olduğum Excel formatını mağazama yüklemek istiyorum diyeceğiz ve o Excel formatını, dosyasını dosya ekle diyerek buradan ekleyeceğiz, gönder diyeceğiz. Hepsi burada bununla ilgili işlem yapacak, bizim mağazamıza yükleyecek. Bu kısmı ben stok montla görüşeyim. Görüştükten sonra ayrıntılı şekilde gerekirse tekrar gösteririm, gerekirse göstermem. Hani sizin sorunuza göre göstereceğim. O şekilde söyleyeyim. Eğer herhangi bir takıldığınız nokta yoksa göstermeden ondan sonraki aşamaya geçeceğim direkt.
Yani sonrasını ürünlerin gösterildiği zaman şu kısımlarında maviye yani yeşile dönmüş olduğunu göreceksiniz. Ürünlerin yüklendiğini göreceksiniz. Hepsi burada ürün yükledikten sonra kullanıcı panelinden bu panelden farklı bir işlem daha yapmamız gerekecek. Onu da göstereceğim. Hepsi buraların sıkıntılı durumları var. Bu nedenle bunları detaylı şekilde elimden geldiği kadar göstereceğim. Detaylı şekilde de uygulamanızı istiyorum. Eğer hepsi burada mağazanız varsa, mağazanız yoksa sadece gitti gidiyor ya da N11'de satış yapacaksanız oraları kendi şeklinde listeleme yapıyor sistem. Entegre edilmiş ürün bulunamadığı yerine tıklayalım. Normalde entegre edilmiş olması gerekiyor ama neden burası bu şekilde yani onu bir kontrol etmek istiyorum ben. Evet. Son olarak şu destek kısmına da mesaj atayım. Nasıl atıldığını da görmüş olun yine. Yeni talep açtırıyorum. XML ürün kaynağı ekleyemiyorum. Buradan seçmemiz gereken. Ürün kaynağımı aktifleştiremiyorum mu seçmemiz yeterli bildiğim kadarıyla. Yeni talep açtırıyoruz. Entegrasyondan hepsi buradayı seçeceğiz. Dükkandan hobi sepette ürün kaynağı pi ithalat için uğraşmıştık. Hani pi ithalatı seçiyorum. Devam ediyorum. Başlık XML yayınlama yazdım. Sayın yetkililer diyelim. Hepsi burada mağazam için. Bu şekilde yazıp gönderiyorum arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa, stok modla ilgili kafanıza takılan bir şey olursa, benim yapamayacağım sistematik bir sıkıntı olursa, talep açmaktan hiç çekinmeyin. Talep açın. Ben bu sistemin bu paneli talep aça aça öğrendim genelde. Yani yeri geldi telefonla aradılar, dönüş yaptılar, birebir görüşme yaptık. Yeri geldi takıldığım yerde acilse mesai çalışmalı saatleri içindeyse stok montu aradım. Görüştüm. Uzaktan masaüstü bağlantı istedim kendi bilgisayarıma. Bağlantı yaptılar. Oradan gösterdiler. Onlar oradan bağlantı yaparken ben aynı zamanda telefonumla kameraya çektim. Kafamda kalsın unutmayayım diye. Yani bunların her birini yapabilirsiniz. Aramaktan çekinmeyin. Sonuçta ilk etapta ücretsiz olarak mağaza açsanız dahi stok monta girdiğiniz anlamı stok montla sürekli çalışacaksınız. E-ticarete başlamışsınız. Bu site ücretsiz kısmı bittiği zaman ücretli şekilde de size hizmet verecek. Yani paranızla hizmet alıyorsunuz. Yani size ücretsiz şekilde bu hizmeti vermiyorlar. Paranızın karşılığını almak için arayın, sorun, sormaktan çekinmeyin. Dediğim gibi mesaj yazamazsanız, yazmada sıkıntı çekiyorsanız müşteri hizmetlerini arayın, konuyu anlatın. Konuyla birebir yardımcı oluyorlar. O yönden sıkıntı olmaz. Ellerinden gelen bütün yardımı yapıyorlar. Uzak masaüstü bağlantısıyla da yardımcı oluyorlar. Yani aramaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa arayın. Bu sorunun cevabına göre ben tekrar bir üçüncü videoyu da çekeceğim. Normalde bu videoda bitirmek istiyordum ama tam bitmediği için üçüncü kısmı da çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı satışlar diyorum. Bu arada son zamanlarda dönüş yapan arkadaşlar var. Yani beni mutlu eden arkadaşlar var. Benden çok kendileri de daha çok mutlu oluyorlar. Buna eminim. Satış yapmaya başladılar çünkü. Satışlarını yapmaya başladılar. Kar marjını çok düşük göstermeyin. Size tavsiyem en az bir adet üründen kendinize 5 TL kalacakmış gibi fiyat biçin. Yani kafanızda öyle bir şey yapın. Atıyorum ilk başlangıçta 3 TL kalsın deyin. 4 TL kalsın deyin. Sonradan 5 TL'ye çıkarın. Bu çıtayı gide gide zamanla yükselteceksiniz.
yükselteceksiniz. Ben ilk etapta 5 TL kalacak gibi bir ayarlama yapmıştım. Yani ilk başta hiç ayarlama yapamamıştım. Rastgele satıyordum. Zarar ettiğim ürünler de oldu, kar ettiğim ürünler de oldu. Sonrasında ya bu kadar uğraşıyorsam dedim, ürün koymaya uğraşıyorsam günlerimi alıyor, yeri geliyor. Hani böyle bir aracı entegrasyon firmasıyla da çalışmıyordum. Tek tek ürünlerimi gitti gidiyor da atıyorum A firmasından alıp B firmasına yayınlama yaptığım zamanlar olmuştu. Madem bu kadar uğraşıyorum, ürün başına en az 5 TL ürün fiyat kalsın, kalmadıktan sonra uğraşmamın bir anlamı yok demiştim. O şekilde 5 lira yaptım, 10 lira yaptım, yavaş yavaş çıtayı yükselttim. Şu anda benim tedarikçi firmalarda, mağazamdan isterseniz kontrol edebilirsiniz girerek, tedarikçi firmalardan en düşük kar marjı %70 arkadaşlar. Yani %70'te satış olur mu, satış yapamazsınız demeyin. Satış yapıyorum. Demin yani demin değil mi, bir farklı videoda gösterdim. O videoyu yüklemedim henüz. Satış yapılıyor, sıkıntı olmuyor. Yani satılmaz diye bir şey yok. Kimi zaman alacak kişinin araştırma zamanı olmuyor. Yani biz, ben mesela e-ticaretten ürün alacak olursam A'dan Z'yi araştırıyorum. En uygununu bulmak için günlerce araştırıyorum ama bunu yapan nadiren insanlar var bildiğim kadarıyla. Kimisi gördüğü gibi hemen hoşuna gidiyor, alıyor hiç araştırmadan. O mağazalardan birisi de denk gelirse, o müşterilerden biri, %100 kar marjı da koysanız mağazanızdan alır. Bir de çok ucuza satmak çok iyi değil. Yani şöyle söyleyeyim, bir tane ürün almıştım ben. Giyim üzerine bir üründü. Aldığım bu ürünü 35 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu üründen 5 lira kazansam yeter dedim. Ortalama 49 liraya koydum ilana. Yani komisyonları, kargo bedelini düştükten sonra 5 liraya kalacak gibi ayarladım. Satılmadı. 70'lere, 80'lere çıkarttım giyim de ürün. Yine satılmadı bayan giyimi. Yani en son sinirlendim, ya bu bayan giyimde nasıl satış olmuyor? Ucuza da koydum dedim. En son 149 lira 99 kuruşa koydum. Satılmaya başladı. Yani bizim vatandaşımız maalesef pahalı olanı kaliteli olarak algılıyor. Siz olabildiğince hem kaliteden ödün vermemek için pahalı satın, hem de kar marjınız yüksek olması için çok ucuza koymayın. Çünkü aynı ilanı 10 kişi koyduysa, 5 kişi, 6 kişi 1 liraya satıyorsa, kalan kişiler 20 liraya satıyorsa, bilin ki 20 liralığa alacaklardır. 1 liralıkta kesin bir sıkıntı vardır diyeceklerdir. Bizim milletimizde böyle bir zihniyet var çünkü. Bir arkadaşımın bir anısı daha var. Kısaca onu anlatayım. Markette çalışıyor. 3,5 liraya da zeytin satıyorlarmış. Bu 5-6 yıl öncesini anlatıyorum. 7 liraya da zeytin satıyorlarmış kilosu. 7 liralık olandan herkes alıyor dedi. 3 liralık olandan kimse almıyordu dedi. En sonunda 7 liralık olan bitince 3 liralık fiyatını 7 lira yazdık diyor. O da bitti diyor. Yani 3 lirayken kimse yüzüne bakmamış ama 7 lirayken satılmış, bitmiş. Bu nedenle ucuz ürün satıyoruz. Pahalı koyarsak satılmaz gibi düşünmeyin. Bizim milletimizde böyle bir zihniyet var. Bu zihniyeti kullanalım. Kendiniz de bu zihniyete kapılmayın. İnternetten ürün alacak olursanız, ürün alırken ilanlara bakın. Birebir aynı olan ilanları, fiyatı aynı olanları, ucuz olanını alın. Ben daha önceden bahsettiğimi bilmiyorum. Koymuş olduğum şohbeni aynı mağazada 100 liraya da koyduğum olduydu. Bundan 2-3 yıl önce ilk başladığım, yani şohbene ilk başladığım dönemlerde 100 liraya da koymuş olduğum oldu. 120 liraya da koyduydum. Genelde 120 liralık satılıyordu, 100 liralık satılmıyordu. İkisi de aynı mağazadaydı halbuki. Yani resimler aynı, açıklama aynı, satıcı aynı. Ama tabi arada soranlar oluyordu. Sıkıntı ne diyordu? Bunlar arasındaki fark ne diyordu? Ben de sadece fiyat farkı, başka hiçbir fark yok diyordum. Açıkça söylüyordum yani. Sonuçta soran kişiye yanlış bir cevap vermeye gerek yok. Pahalıya yönlendirmeye gerek yok. İkisinden de kâr ediyorsunuz sonuçta. Böyle bir söylemiş olayım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı satışlar, bol kazançlar. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz de elinizden geldiği kadar söylediklerimi uygulamaya çalışın. Farklı bir şey söylemiyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.